Çünkü Kur'an'ın köleliğe karşı tavrı zaten merak eden bir husus. Hem onu açıklamak açısından hem de işte Kur'an dedik o dönemin zayıflarını daha iyi bir noktaya getirmişti. Ve burada tabii şunu yakalamak önemli. Dikkat çekiyorum. Peygamber kendisinin içinde olmadığı cinsleri ve sınıfları kolladı. Oysa genelde insanların tavrı nedir? Kendilerinin ait olduğu sınıfları, cinsleri kullanılabilir. Yani şunu diyelim mesela peygamber e, o dönemin e, Mekke döneminde e, ortanın üstünde durumda biriydi. Fakir, fakir değil. değil evet. ha, İslam için o dönemde tecrit yapılınca bütün parasını sarf etti. Belki bir adeta bir fakir <laughs> seviyesine belki, düştü. belki evet. Ama sonraki dönemde yine peygamberin de... E, malın mülkü oldu. Ama peygamber malın mülkün Allah rızası için verilmesi gerektiğini, gerektiğini sarf edilmesi gerektiğini söyledi ve bunu uygulamasıyla gösterdi. Özellikle Mekke dönemindeki o teşvik döneminde gösterdi. Ha, pekala kendi malını kendine tutup başkalarının vermesini sırf teşvik eden bir durumda olabilirdi. Artı peygamber erkekti. Ve yani kendi de sonuçta Kur'an'dan da görüyoruz bu eşleriyle sorunlar yaşamış bir insandı ki evlilikte birçok kimsenin sorun yaşaması şey. Buna karşılık kadınlar kollandı. Yani ben erkeğim deyip tamamen kadınların eski durumundan yani artık bir erkek daha da böyle liderliği ele aldı şeklinde eskisi gibi bir durum devam eder veya eskisinden de kötü bir duruma kadınlar getirilebilirdi. Artı peygamber beyaz ırktandı değil mi? Yani kendi ırkını kollayabilir. Kureyş kabilesini veyahut işte Araplar kollardı. Hiçbir yerde buna benzer bir izah yapmadı. Artı peygamber hürdü. Kölelerin durumunu düzeltmekle niye uğraşsın ki? Yani onların nasıl Hindu kas sisteminde var, öbür kasların o durumu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siz kölesiniz, köle kalın falan deyip onları böyle teselli edecek bir şey verdi. Yani kölelerin köleliğinin giderilmesi İslam'ın ortaya koyduğu bir hedef olmazdı. Oysa mesela Beled Suresi'ne bakıyoruz. Beled Suresi'nde iki tane şey insanlığın önüne hedef olarak konuluyor. Sarp yokuş nedir bilir misin diyor. Yani insanlığın önünde aşması gerekli. Sarp bir yokuş olduğu söyleniyor. Sıkıntılı bir süreç var. İnsanlığın bunu aşması lazım. İki tane şey diyor. Bir, özgürlüğüne kavuşturulması, özgürlüğünü yitirenlerin. Yani köleler de diyebilirsiniz. Şimdi özgürlük nitinmek aslında köleden daha geniş bir şey. Yani bizim köle demediklerimizin bir kısmı da aslında özgürlüğünü kazanması lazım. Bunu da e, birazdan e, bu hususta bir daha döneceğim. Evet. İkincisi e, fakirliğin ortadan kaldırılması. Özellikle e, açlık seviyesinde fakirliğin ortadan kaldırılması gibi. Yani belet suresi fakirliğin ve, ve fakirlik ve köleliğin burada beraber anıldığına da özellikle Kaçık kaç çekmek ya. istiyorum. Kur'an bunların giderilmesini sert bir yokuş olarak insanlığın önüne koyuyor. Sonra ne yapıyor Kur'an? Bunların giderilmesi için yine para verilmesi gerekli yerlerden birisi, fakirler gösteriliyor. Diğer bir yer özgürlüğü yitirenler. Yani köleliği paranı kullanarak, maddi gücünü kullanarak köleliğinleri özgürlüğüne kavuştur diyor Kur'an. Bunun yanında ne yapıyor? Yani sırf zekat verecek yerlerden birisi olarak göstermiyor köleleri için sarf edilmesini. Aynı zamanda Kur'an belli suçları, hataları yapanların köle e, azat etmesini e, öngörüyor. Bunlar kefaret deniyor İslam'da buna kefaret olarak. Yani nedir? Mesela diyelim ki yanlışlıkla birini öldürdünüz. Evet. Mesela o dönemde diyelim ki birisi işte at at sürerken yanlışlıkla atla diyelim ki birini öldürdü. Evet. Buna karşı e, kefaret olarak mesela bir köleyi bırakması lazım. Veya Kur'an'ın kınadığı zıhar denen bir uygulama var detayına girmeyeceğim. Yani e, bazılar işte karısınına karşı zor durumda sokmak için bir anlaşmışlar. Karısını annesi gibi ilan ediyor annesi. Onu boşamıyor ama beraber de olmuyor. E, kadını orada böyle daha zor bir duruma sokmak için yapılan bir şey. Kur'an bu zıhar yapılmasının yanlış saçma bir şey olduğunu söylerken zıhar yapanlara da ceza olarak, köle azadını koyuyor. Yani hem zardan vazgeçecek hem köle azad edecek. Yani Kur'an teşvik etmek kalmıyor hocam. Cezai müeyyide olarak da kölelerin e, azad edilmesini aslında öngörmüş oluyor. Bir de kasıtlı yemin bozma. Yani birisi bir şey yemin etti, yeminini bozdu. Evet. Yeminini bozanın da e, köle azat etmesi gerekiyor. Şimdi bunlardan e, ikisinde yani yanlışlıkla öldürme ve ziharda önce köle azat etmeye çalışmalı şahıs köle azat edemiyorsa, diyelim ki köle yok etrafta veya parası yetmiyor ona, o zaman e, yapması gerekenler diğer maddelere geçiyor. Yani bulamazsanız köle. Ama öncelikle eğer ki maddi durum imkanı yetiyorsa köle azat etmeye çalışması lazım. Bunu gerçekleştiremeyen diğerini yapacak. Diğerinde ise yemin bozmadaysa köle azadı seçeneklerden biri. Yani Tercih. bu tip ayetlerde seçenek evet. işte ya fakir doyurun diyor ya köle azat edin şeklinde seçenekler. Ama sonuçta üç tane durumda kefaret olarak konulardan bir tanesi köle azat etme. E bu da çok önemli. Yani Kur'an hem hedef olarak koyuyor köle azat etmeyi. Bunun yanında zekat verilecek yer olarak gösteriyor kefaretle aktif olarak yani bununla ilgili bir e, yani program ortaya koyuyor aslında. Şey, eğer ki İslam alemi kefaretlerdeki köle azat etmeyi e, veya zekatta e, kölelere para vermeyi ciddi şekilde uygulasaydı çok daha erken dönemlerde İslam dünyasının içinde köleliğin halledilmesi mümkündü. Şimdi burada tabii ki bazıları şunu düşünüyor. Kur'an diyorlar ki kölelikten hiç işte bahsetmeseydi niye Kur'an'da kölelik geçiyor? Bunun cevabı şu. Kur'an o zaman fakirlikten de hiç bahsetmeseydi diyebiliriz. Yani Kur'an'ın fakirlikten bahsetmemesi eee kölelerin lehine olacaktı? Burada soruyu şöyle sorayım. Yani Kur'an'ın kölelikten bahsetmemesi kölelerin lehine olacak? Hayır. Kur'an kölelikten bahsetmiş Kur'an ne yapmış? Kölelerin özgürlüğüne kavuşturulması ile ilgili bir program ortaya koymuş. Yani sorunu görmemezlikten geldiğiniz zaman o sorun ortadan Tabii. kalkmış olmuyor yani. ha, yani. şöyle diyorlar bazıları düşünürler. Kur'an bir deklarasyonla bazıları böyle herhalde daha iyi niyetle düşünüyor. Deklarasyon yapsaydı Mekke veya Medine'de ve kölelik kalktı artık hiç kölelik yok. Şimdi şunu anlamıyor yani siz burası bir İslam toplumu siz burada bir deklarasyon yaptığınız köle yok. Şurada bir Yahudi toplum var, şurada Hristiyan var, burada Mecusi var, burada Putperest var. O dönem küreselleşme çok yeni bir olgu küreselleşmenin yayılması. Son birkaç yüzyıl, o son birkaç yüzyılın da yani son bir yüzyılında daha hızlandı evvelki dönemlere nazaran. Yani sizin yaptığınız buradaki deklarasyonu geri kalanına yaymanız mümkün değil ki. Bunu şu şekilde sormak lazım. İslam böyle bir deklarasyon yapsa kölelerin lehine olur muydu? Olmazdı. Niye? Çünkü böyle deklarasyon yapsaydı yani Müslüman toplumun içinde kimse köle almayacağı için ekonomik olarak kimse de e, köleleri azat edemeyecekti. Demir. İçine almayacaktı köleyi. Köle Müslüman toplumun içinde olunca Yanınızda duruyorsa işte ne bileyim bir kefaret olarak diyelim ki birisi işte at sürerken deminki örneği vereyim yanlışlıkla birini öldürdü. Onu kefaret olarak bir ailesine tabii ki ailesininle ilgili de bir şeyler halletmesi ama onun dışında bir köle azat edecek. ve da zekat verirken bakacak orada bir köle var abi verecek ve burada köleyi de İslam maddi olarak yardım edilmesini geçiyor. Sadece onun sahibinin hani para verip azat etmek değil. Bu da şu açıdan önemli. Yani Amerika'da bir yüzyıl önce köleler azat edildiğinde bir kere kölelerin gidip çalışacağı köle sınıfını işçi sınıfına transferi oldu. Ama yani çoğunun da geri döndüğünü hocam. Tabii işte. ki. Yani, yani köleler, bir işçiler var orada çalışan. Hatta birçok kimse için sürekli bakacağı köleler yerine olması, çalıştığı kadarına para ödeyeceği işçilerin olması daha karlıdır diye düşünüp işçi sınıfına dönmelerini tercih edenler oldu. Buna karşı birçok köle aç kaldı. Hatta o evvelden olduğu yere dönmeye kalktı. Ee, kısacası eğer ki siz kölelikten kurtardığınız insana belli bir maddi imkan vermezseniz o çok ağır koşullardaki bir işçi gibi veyahut da yine geriye dönen biri olarak yine bir nevi kölelik yaşayacak. O yüzden Kur'an'ın söylediği zekat sistemindeki gibi köleleri kendi ayakları üzerinde duracak şekilde Yardımcı olmak asıl insanı kölelikten kurtaracaktır Kur'an ayetleri bunu öğütlüyor. Yani kölenin bir yerde desteklenmesini öğütlüyor. O Sadece yüzden, özgürleştirmekle kalmayacağız yani. O, tabii. O yüzden İslam toplumunun içine bunlar hiç alınmasaydı kölelerin aleyhine bir durum olur. Çünkü İslam toplumunun içine giren köle bu şekilde e, azat olma şansı oluyor. Ha burada tabii ki İslam dünyasında bunun e, istismar edilen yönleri Kur'an ayetlerine karşılık olduğunu söyleyeyim. Şimdi Kur'an'da şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Kur'an var olan kölelerle ilgili hükümler içeriyor. Niye işte bu kefaretle evet. salı verme, onlara zekat verme? Zaten bunlarla alakalı. Ama e, Kur'an hiçbir zaman için hür bir insanın köleleştirilmesiyle ilgili bir hüküm getirmiyor. Bu da çok Bunu önemli bir, bir ilke var. değil mi hocam? Ya bu çok önemli. Bunu bir daha saymak lazım çünkü. Kur'an var olan kölelerin kölelikten kurtarılması ile ilgili bir program öneriyor. Var olan fakirliği kaldırmakla ilgili işte zekat önerdiği gibi. Fakat e, hür bir insanın köleleştirmesine Kur'an hiçbir şekilde yol vermiyor. Bununla ilgili tabi evvelden insanlar mesela borcu var köleleştiriliyorlar falan. Yani Kur'an'ın aslında riba yani böyle tefeciliğe karşı çıkma sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Kur'an tefeciliğe karşı çıkıyor. Niye? İnsanların bir kısmı mesela e, ekonomik olarak parasını ödeyemeyi de köle olarak alabiliyorlar veya çocuğunu alıyorlar falan ki buna benzer şeylerin hala dünyada mesela Pakistan falan gibi bölgelerin oralarda mesela buna benzer yapılmış yakın dönemde e, durumlar da var. Yani sırf geçmiş döneme mahsus bir olay da değil bu. E, fakat bunun dışında yani insanların köleleştirmesinin önemli kaynaklarından birisi savaşlar olmuş. Şimdi ne yazık ki İslam dünyasında da bu Kur'an'ın inişinden sonra yapıldı. Fakat Kur'an'a baktığımız zaman savaşta esir aldıklarınızı köleye çevirmek ye yol verilen bir ayet yok. Bu insanlar ekonomik olarak menfaatlerine geldikleri için Müslümanların bana göre Kur'an ayetini istismar etmedir. Peki ben bunu nereden çıkartıyorum? Evet. Nereden çıkartıyoruz? İşte 47. sure Muhammed suresi 4. ayet diyor ki İnkar edenlerle savaş sırasında karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Yani savaş varsa karşındakileri öldürmekten çekinmeyin. biz Kur'an öldürmeyi yasaklıyor. Savaş bir istisna. Onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da artık esirlerin bağını sımsıkı tutun. Bundan sonra bakın esir aldı. Bundan sonra bir lütuf olarak karşılıksız olarak veya fidye karşılığında salıverin. Savaştan esir aldın. Öldürmeye, Müslümanları öldürmeye kalkanlar varsa bunlarla sen de savaşabiliyorsun. Karşı tarafı esir alıyorsun. Sonra diyor ki savaş da bittikten sonra yapman gereken esirin ya karşılıksız bedelsiz yani bir anlaşmaya esirleri bırak veyahut da fidye alıp bırak. İkisi Duruma var. göre, tarihin evet. o dönemindeki durumuna göre. Ama dikkat edin köle veyahut da köle al diye bir şey yok ayette. Köleleştirme. İki gibi. şık var. Evet. Nerede köle almayla ilgili izin? Peki savaş bile Kur'an savaşı bile köle almanın kaynağı olarak izin vermiyorsa Kur'an zaten tefecilikle böyle hani insanı köleleştirmesi evet. ekonomik durumdan Kur'an'a göre zaten mümkün değil. Evet. Peki Kur'an'ın o zaman çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz Kur'an insanların köleleştirilmesini yasaklıyor ama var olan kölelerle ilgili hükümler indiriyor. Bu hükümlerin inmesi de o dönemde dünyada yaygın olan köleler için e, onların yararına bir durumdur. Ha, Müslümanların tarih boyunca uygulamalarına baktığımızda savaşı zaten kendilerine savaşmayanlar da işte Sırf zenginleşmek için savaşlar yapılmış ne yazık ki. Bu da Kur'an'a aykırı. Yani karşı taraf saldırdığı için savaş yapabilirsin ama karşı taraf seni yok etmeye kalkıyorsa... Buradan ganimet de alabilirsin. Ya adam seni öldürüp yok etmeye kalktı. Onu bir savaş tazminatını da ondan kazanınca alabilirsin. Ama karşı tarafın malını yağmalamak için savaş açamazsın İslam'a göre. E karşı tarafın malını yağmalamak için İslam'ı kullanan birçok kimse e, e, savaşın sonunda kazanınca elde edebileceği ganimetlerin bir kısmı insanları köleleştirmeyle doluyor. İlave bir ganimet onların mallarına el koymanın yanında. Sonuçta Kur'an'ın hükmünü savaş açmayanla savaşarak çiğneyen kimse o kölelikle ilgili hükmünü de pekala tarih içinde çiğnemiş. Yani Müslümanların bu konuda uygulamasıyla tarih içinde Kur'an'ın köleliğe yaklaşımı arasında ne yazık ki önemli bir fark olduğunu da burada belirtmemiz lazım. Özellikle ekonomik konular olunca insanlar dini hükümleri ne yazık ki ee, uydurma tevillerle veya uydurma rivayetlerle, kendi atadıkları fıkıhçılarla kendi ona fıkıhçılarla aşabilmişler. E, hocam bir de özgürlüklerini elinden alınanlara döneceğim dediniz ya onu da merak ediyorum. Yani bugünkü kölelik olmasa da e, oraya döneceğim demiştiniz. Onu unuttum iyi ki söyledin. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Kölelik, öz, Kur'an özgürlüğü, Kur'an bununla ilgili birkaç ifade kullanıyor. Ama Kur'an'ın dikkat çektiği şey yani temelde özgürlüğü olmayanlar. İlla bizim onlara köle ismini takmamız gerekmiyor. Orada son iki dakikanızda kaldı. Şunu söyleyeyim. Da... Şimdi 2017'de e, iki tane uluslararası örgüt var. Uluslararası İş Örgütü, International Labor Organization ve Özgür Yürüme Vakfı, Walk Free Foundation. İkisinin e, yaptığı araştırmalara göre kimisi zorla evlendirilerek, kimisi cinsel köre olarak, seks işçisi olarak işte e, satılarak Kimisi zorla çalıştırılarak dünyada 40 milyon kişinin modern köle olduğu gösteriyor. Yani bunlar insanlar köle demiyor ama ailesi veya bir kısmı bundan para kazanmak için bunu e, seks işçisi olarak kullanmış, Kullanıyor, satmış. Evet. Veya birine zorla evlendirilmiş onun şeyine verilmiş veya birisi borcu varken kendi olduğunu borcuna karşılık vermiş. Tabii burada şunu da belirtmek lazım. Bunların %70'inden fazlası kadın. Evet. Özellikle bu modern köle. Yani adet olarak, yüzde olarak demiyorum dünyada çünkü dünya nüfusu arttı. Adet olarak 40 milyon köle tarihin birçok döneminde peygamberimizin döneminde de tahminim dünyada yoktu. Evet. Şu anda adet olarak dünyada en çok kölenin olduğu, olduğu dönemdeyiz dönem. modern evet. kölenin. Ama bunların adı köle değil. Evet. Ha benim burada kanaatimi de söyleyeyim. Yani Kur'an'ın özgürlüğe kavuşturulmak için, hani daha çok kölelere yönelik olarak yorumlanan zekat verme ayeti, işte bu dünyadaki seks kölelerini işçi olarak, köle olarak verilenleri kurtarmak için de bence zekat günümüzde verilebilir. Niye? Çünkü Kur'an özgürlüğe kavuşturmak için zekat verilebileceğini söylüyor. Yani kölelik dünyadan kalkmış değil, ismi değiştirilmiş evet. vaziyette. Bu dünyada uluslararası bununla uğraşan, bu konuda konuşan örgütler var. Bu örgütlerin çalışmaları birçok yönden benim gördüğüm kadarıyla tam da Beled Suresi'nin koyduğu hedefe uygun değil mi? Beled Suresi hedef olarak iki hedeften iki hedef, bir evet, fakirliğin, ortadan fakirliğin ortadan kaldırması kalkması. özellikle açlık seviyesinde bir de e, özgürlüğün, özgürlüğün treninin özgürlüğe kavuşması. İşte bu biz de burada bence Müslümanlar olarak bunu elimizden gelen desteği vermemiz lazım.